Herkese merhaba, Aliyem ve ben. Bu videoda sizlere mail açma oranlarınızı, yani open rate'i, mail kampanyanızın nasıl arttırabilirsiniz, bundan bahsetmeye çalışacağım. Ayrıca eğer mail marketingin, mail pazarlamanın öldüğünü düşünüyorsanız, onunla ilgili de bir video çekmiştim. Neden hala önemli olduğu hakkında. O videoyu da açıklamalara eklerim, o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi gelin bilgisayar ekranıma geçelim ve başlayalım. Nasıl mail açma oranını, open rate'i arttırabilirsiniz? Şimdi bundan önce bir mailin iki amacından bahsetmek istiyorum. Bu mail copywriting, yani mailin içinde yazacağınız satış metniyle ilgili ileride videolar çekeceğim. Fakat bunu bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, aslında bir mailin iki amacı vardır. Birincisi konu, yani subject line, şu başlık kısmının amacı maili tıklatmak. Dikkati çekip maili potansiyel müşterinin açmasını sağlamak. Mail body, yani mail metin kısmının amacı ise linke tıklatmak. İşte o link de artık funnel sayfasına gidiyor olabilir. İşte o satış sayfasının amacı da ürünü satmak mesela. Bu iki aşamadan işte nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli, bunlardan işte mail copywriting, mail metni nasıl yazılır ile ilgili ileride videolar çekeceğim. Nasıl hazırlayacağınızdan bahsedeceğim. Şimdi çok kısaca bir de mail açma oranı nasıl hesaplanıyor, bundan bahsetmeye çalışayım. Arkadaşlar, mail açma oranı açılan mailler bölü gönderilen mailler eksi unbounce, yani işte başarısız olanlar. Atıyorum işte kişi olmayan bir mail adresini girdi. Mail gönderilemeyeceği için başarısız olanlara oluyor bu. Atıyorum 100 tane mail gönderdiniz. İşte 20'si başarısız oldu. 80, 40 açıldı. Mail açılma oranı işte %50 gibi. Şimdi sizlere birkaç tane önerim var bu mail açma oranını arttırmak için. Birinci olarak, gönderici olarak belirli kişisel bir ad kullanın. Şimdi insanların e-postanızı, mailinizi açıp açmayacağını belirleyen aslında ilk başta iki tane şey var. Göndericinin ismi ve mailin başlığı, konu kısmı. Yani işte şu taraflar. Çünkü kişi maili açmadan görebileceği iki tane şey şu: kimden geldiği ve konu başlık kısmı. Ve bir araştırma yapıyorlar, tamam mı? Genel bir e-posta adresi veya şirket adı yerine belirli kişisel bir ad kullanıldığında mail açılma oranlarının %35'e kadar arttığını görüyorlar. Sadece bakın, çok basit bir şey, kişisel bir isim kullanmak. ABC şirketi yerine Ali Emri gibi mesela. Ne kadar mail açma oranınızı arttırabiliyor. Ayrıca bu sizin mailinizin, bakın, normalde Gmail'de 3 tane alan vardır. Birincil bölümü, sosyal bölümü ve promosyonlar, tanıtımlar bölümü. Çoğunlukla şuraya düşer mailler. Tanıtım olarak. Yani işte pazarlama mailleri. Fakat siz bir kere bir isim kullandığınızda, kişisel bir isim, birincil kısmına düşme olanağını arttırıyorsunuz. Ve ayrıca mesela spama düşme olanağını da azaltıyorsunuz. Ve kişiler de mesela potansiyel müşterinin açma olasılığını da arttırıyorsunuz. Çünkü ABC şirketi yazdığında orada, yani orada mail sahibi rahat bir şekilde anlayabilir onun bir pazarlama maili olduğunu. İkinci olarak, e-posta konu satırlarınızda 6 ila 10 kelime kullanın. Şimdi bu gönderen adına ek olarak mailin konu satırı okuyucuların e-postalarınızı açmalarını için çok önemli bir faktör. Mail konu satırlarınız aslında bir reklam metninin başlığıyla aynı. Dikkatini çekme ve işte mesajın, metnin daha da gerisini okumalarını sağlamak. Mail konu satırınız alıcınızın dikkatini çekecek ve onları tıklatacak kadar çekici olmalı yani. Araştırma yapmışlar, Retention Science diye bir yer. 6 ila 10 kelimenin ideal olduğunu ve işte açılma oranının daha da arttığını görmüşler. 6 ila 10 kelime arasında kullanıldığında. Aynı şekilde zaten mesela mobil cihazlarda da işte maili alıcılarınız belki ağırlıklı mobil cihaz kullanıyor. Zaten bir belirli bir karakter sınırı var. O başlık kısmında mobil uygulamadan girdiğinde daha fazlasını göstermiyor. O yüzden bu 8 ideal diyorlar diye öğrendim ben de. Üçüncü olarak, konu satırında alıcı adını kullanın. Mesela bu nasıl olabilir? İşte Ali Emre, en son teklifimize göz attın mı? İşte sana özel işte yüzde şu kadar indirim. Ya da Ali Emre, bu teklifi gerçekten kaçırmanı istemiyorum. İşte indirimin, Ali Emre indirimin sona ermesine işte yüzde şu kadar
işte şu kadar saat gibi şeyler kullanabilirsiniz. Ve dördüncü olarak da testler yapabilirsiniz. Mesela araştırma yapmışlar, işte denemeler yapmışlar ve en iyi gün salı günü ve saat 10 ile 13.00 arasını e-posta göndermek için en iyi zaman olarak genel bir istatistik çıkarmışlar. Siz de mesela elinizdeki kitleye göre mesela %50'sini atıyorum pazartesi günü, %50'sini salı günü ya da aynı şekilde farklı saat dilimlerinde testler yapabilirsiniz. Son olarak da bu e-posta pazarlama, mail pazarlama ile ilgili daha da videolar çekeceğim. Bu videoları da bir oynatma listesinde topladım. Bu oynatma listesinde linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bu videoları da izleyebilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.